geri dönüşler aldık kıymetli basın mensuplarımızdan. Türkiye'de tabii siyaset çok aktif, çok yoğun bir şekilde hayatımızın içerisinde. Belki basın camiası deyince, medya deyince sürekli siyasetle birlikte bunu değerlendiriyoruz. Siyasi haberler üzerinden değerlendiriyoruz. Ancak ben konunun özellikle yerel basın, yerel medya söz konusu olduğunda, şehrimiz adına konuştuğumuzda, düşündüğümüzde özellikle sosyalleşme ve eğitim işlevini yerel basının ayrıca önemli buluyorum ve ayrıca üzerinde düşünülmesi, daha fazla konuşulması, tartışılması gerektiğini bu anlamda sizlerle paylaşmak istiyorum. Basının tabii ki çok önemli işlevleri var. En temel işlevi elbette ki basının ortaya çıkışından bu yana doğru bilgi, doğru bilgilendirme, kamuoyunu doğru bir biçimde aydınlatma, belirli konularla ilgili, belirli toplumsal olaylarla ilgili. Bu şüphesiz en kritik, en önemli görev. Ancak bunun dışında artık hepimiz medyayı, sanki medya kuruluşlarında gördüğümüz kişileri, evimize, televizyonlarımıza giren, gazeteler aracılığıyla evlerimize giren ya da akıllı telefonlarımız aracılığıyla her gün gördüğümüz, yazılarını okuduğumuz, videolarını izlediğimiz kişileri artık ailemizden biri gibi görüyoruz. Hatta belki ailemizden çok daha yakın hissediyoruz medya mensuplarına kendimizi. Dolayısıyla artık çağımızda sosyalleşmeyi medya üzerinden gerçekleştiriyoruz. Toplumsallaşma işleri bu anlamda medyanın çok kritik bir şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde farkındalık yaratma, gündem oluşturma ve bilgilendirme işleri medyanın, basının çok kritik ve çok hayati bir şekilde hayatımızın içinde. Dolayısıyla özellikle şehrimiz adına, şehrimizle ilgili konularda, önemli olaylarda, önemli sorunlarda ve ileriye gidip götürülmesi gereken konularda ben yerel basının, yerel medyanın kamuoyunu doğru bilgilendirmesi, farkındalığı arttırıcı şekilde çalışmalarını, içeriklerini hazırlaması ve yetişkinlere özellikle eğitim işlerinin ayrıca üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Bugün bunu tekrar buradan sizlerle paylaşmak istedim. Bunun dışında tabii ki medya artık önemi tartışılmaz. Yani medya önemli mi değil mi, eskisine göre gücünü kaybetti mi, kaybetmedi mi? Bunu tartışmak çok anlamsız. Çünkü artık adeta 7-8 saat günde internetteyiz, sosyal medya mecraları üzerindeyiz. Hem gençlerimiz hem bizler yetişkinler. Dolayısıyla kendi aile bireylerimizle, en yakınlarımızla konuşmadığımız kadar, onlarla haşır neşir olmadığımız kadar artık medya mesajlarıyla, içerikleriyle haşır neşiriz günün en az 7-8 saati. Türkiye bu anlamda da interneti, haberleri çok sıkı takip eden, çok yoğun bir şekilde yeniliklere açık sosyal medya mecralarının internet haberciliğini, her türlü haber ve medya içeriklerini çok yakından takip eden bir ülke. Dolayısıyla işte artık literatürümüze farklı hastalıklar girdi. Haberi kaçırma korkusu, işte ya da telefonsuz kalma korkusu, FOMO, nomofobi gibi çeşitli hastalıklar da girdi biliyorsunuz bu çağda. Artık bunlar bize şunu gösteriyor. Medyanın olmaması, medyanın hayatımızda bulunmaması gibi bir şey söz konusu değil. İyi ki de değil. Çünkü akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri acaba artık haberciliğin önemi azaldı mı? Artık her insan, akıllı telefonu olan herkes bir video çekip, bir fotoğraf paylaşıp haberci olabilir denmişti. Bu tip tartışmalar yapılmıştı. Ancak geldiğimiz zaman içerisinde şunu görüyoruz ki, belki eskisinden çok daha kritik hale geldi doğru haber, titiz bir şekilde medya içeriği oluşturmak. Çünkü editoryal süreçlerin metni, görseli, videoyu en ayrıntısına kadar en doğru şekilde alıcıya ulaştırmanın önemi giderek çok daha fazla arttı. Dolayısıyla basın mensuplarımızın yaptığı işin çok daha nitelikli, çok daha kaliteli olması artık alıcı için, hedef kitle için çok önemli hale geldi. Bu anlamda sizleri gerçekten çok kritik, çok özel bir iş yaptığınız için ayrı ayrı kutluyorum. İnşallah bugün basın bayramımız, gazeteciler ve basın bayramımız, bu yıl dönümü sizlerin meslek hayatında çok daha çalışmalarınızın karşılığını alabileceğiniz, daha olumlu, daha güzel şekillerde yaptığınız işlerin, ürettiğiniz içeriklerin karşılığını alabildiğiniz ve doğru bir şekilde kendi hedef kitlenize ulaşabildiğiniz bir döneme inşallah başlangıç olur, vesile olur. Yaptığınız çalışmalardan ötürü şehrimizin imajı için, biz yöneticilere sağladığınız destek için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar 20